arkadaşlar. Bir projem olsaydı kanalımıza hoş geldiniz. Saç ekimiyle alakalı süreçleri paylaşmaya devam ediyoruz. Saç ekimimizdeki bu 6,5 aylık süreçte bakalım bir before after ile öncelikle sonucu bir görelim. Öncesi nasıl, sonrası nasıl, hep beraber bir bakalım. Ondan sonra konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim. Alanda saç ekimi videosu paylaşıyorum artık. Arkadaşlar, saçımı herhangi bir şekilde yıkamadım ya da saçım şu an dün kuaföre gitmedim. Yani herhangi bir bakım da yapmadım. Normal bugün uyandım, yataktan kalktım, şekil gördüğünüz gibi kahvaltımı yaptım ve böyle doğal haliyle size bir video çekmek istedim. Neden derseniz yani kuaförden çıkıp o saçı süsleyip püsleyip şekil verip yok topik sıkıp bilmem şöyle yap, gerek yok. Yani saç ekimi yaptık. Normal hayatta evimizde dışarıda her zaman saçımıza şekil veremeyiz. Doğal olarak bu saç nasıl duruyor? Sizin de bunu görmeniz gerek. Değil mi? Biz de onun için böyle bir karar aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekil bu. Şöyle birazcık isterseniz yakından bakın. Evet, sonuç bu arkadaşlar. Şimdi ben ne kullanıyorum? Buna gelelim. Aslında artık bir şey kullanmıyorum. Yani kullandığım bir tek şey var. Xpesia tablet. Onu da artık 2 günde bir kullanıyorum. Bazen 3 günde bir. Yani bazen 5 günde bir alıyorum. Böyle düzenli olarak sabah akşam bir tane yok arkadaşlar. Yani ben 3 paket aldım bundan. Yani bir paket bitti, hala 2 paket duruyor. Hani böyle ne yoğun bir ilaç, ne yoğun bir şampuan artık... bir önceki videomda söylemiştim, işte o Sebamed'in şampuanını bırakıp diğer şampuan alacağım. Arkadaşlar, ben bir Ankara yolculuğu yaptım. Yolculuk esnasında böyle doğal sabunlar gördüm. Ya o kadar hoşuma gitti ki ya bir de doğal sabun kullanayım dedim ben. Şu anlık 20 gündür 25 gündür doğal sabun kullanıyorum. Herhangi bir dökülme de öyle çok yok. Eğer ki saçımı yıkamazsam 2 gün bekletirsem, çok terlersem, illaki elimi saçıma attığım zaman, şöyle yaptığım zaman dökülmeler oluyor. Ama bakın, ben şöyle yapayım, elime bakın. Yani hiçbir şekilde saç falan yok arkadaşlar. Bakın, yani hiçbir saç yok. Yani normalde ben şu elimi böyle yaptığım zaman benim elimde 10 tel, 20 tel saç olurdu arkadaşlar. Yani inanılmaz bir dökülme olurdu. Yani sürekli dökülürdü. O yüzden de şimdilik çok şükür iyi gidiyor. Biraz daha az kafaya takmaya başladım açıkçası. Yani takmamaya başladım. Yani şimdi de bir yere gidiyorsunuz mesela, herkesin aklında şu sorular var. Ya saç ekimi yaptırdın, yarısı kısa yarısı uzun, saçma sapan görüntüler ve arkadaş öyle bir şey yok. Saç ekiminden artık 6,5-7 ay sonra gerçekten jön gibi saç yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Ben bunu da size göstereceğim. Bununla ilgili bir video çekeceğim size. O saç nasıl taranır, nasıl güzel şekil verilir, nasıl jön gibi, protez saç gibi çıkarsın, ortamlara girersin. Onu da videosunu çekeceğim. Bunun için tabii ki bir yardımcınız olacak, Topik. Yani ortamlara girdiğiniz zaman, organizasyonlara girdiğiniz zaman o saçın acayip bir şekilde yoğun ve kabarık güzel durmasını istiyorsan tabii ki bir destek almak zorundasın. Onun haricinde durum böyle arkadaşlar. Neyse, biraz yoruldum, biraz nefesleneyim, şöyle biraz kahvemden içeyim. Benim can eşim, can yoldaşım sağ olsun, bu yolda bana çok destek oldu arkadaşlar. Yani insan hayatında destek olan birinin olması da gerçekten güzel bir şey. Şu an bu videoyu size çekerken onun yapmış olduğu bu güzel tatlardan da tatmak istiyorum. Belki biraz canınız çekebilir, kusura bakmayın. Siz de isterseniz bunun da tarifi gelecek arkadaşlar. Ben
ben çok severim. Bu arada çok hafif bir tat. Türk kahvesiyle de enfes oluyor. Yani diyorum ki hayatınıza yeni tatlar getirin. Canınızı sıkmayın. İlla ki bu ekim süreci ya da protest sürecinde insanın canı sıkılabiliyor. O ilk aylar zor oluyor. Gerçekten zor geçiyor. Ama sonrasında gerçekten her şey daha iyiye gidiyor. Yeter ki sabırlı olun. 6,5-7 ayı geride bırakın mutlaka. Ondan sonra keyfinize bakın. Yine size şimdi bir video göstereceğim arkadaşlar. Yine böyle dışarıda çekilmiş bir video. Ona bakın. Orada da mesela saçlarımı kaldırdım. Hiçbir şekilde topik ya da başka bir malzeme kullanmadan sadece wax ile bir organizasyona giderken ekilmiş saça şekil verdim. Bakabilirsiniz. Şimdi onu paylaşıyorum sizlerle. Merhaba arkadaşlar. Bugün saç ekimimizin tam olarak 6. ayını geride bıraktık. Hatta 6 ayı da bir 10 gün geçti. Her ay düzenli olarak video atacağımı söylemiştim. 6. ay videosunu da biraz gecikmeli olarak atıyorum ama idare edin arkadaşlar. 6. aylık durumumuz bu arkadaşlar. Birazdan bir organizasyon var. Bir arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Onun için de saçlarımı ufaktan fönledim. Biraz da wax sürdüm. Şöyle şekil verebilecek kıvama geldi mi derseniz geldi diyelim arkadaşlar. Şimdi gelin şöyle bir 6 aylık saçı yakından inceleyelim. Evet, saçı yakından incelediniz, gördünüz. Bu videoyu özellikle açık havada çekiyorum. Loş bir akşam güneşi var arkadaşlar. Yani saat 7-7.30 civarı çekiyorum. Yani gündüz de saçlarımız nasıl görünüyor, dışarıdayken nasıl görünüyor? Az çok bunu da görün istedim. Her zaman tabii ki saçımı şekillendirmiyorum ama bazı böyle organizasyonlara giderken de şekillendirmek gerekebiliyor arkadaşlar. Yani nihayetinde neden ektirdik bu saçı, yani biraz da şekil vermemiz lazım değil mi? Çok şükür şimdilik durumdan memnunum. 6 aylık saç beni az çok tatmin ediyor arkadaşlar. İnşallah 7-8-9-10 diye gidecek bu süreç. Sizlere daha fazla video çekeceğim. Özellikle protest saçla saç ekimini kıyaslayacağız. Saç ekiminin artıları, protest saçın artıları, eksileri, hangisi daha avantajlı, hangisi dezavantajlı, hangisi fiyat olarak daha pahalı, hangisi daha ucuz. Ekim merkezleri hakkında biraz kısaca bilgi vereceğiz. Protez merkezleri hakkında biraz kısaca bilgi vereceğiz. Yani sonlara doğru artık saç ekimi ile protez saçı bir yıllık süreçte güzelce bir değerlendirme yapıp, bir harmanlama yapıp sizlere sunacağım arkadaşlar. İnşallah bu iki süreci de yaşamış, görmüş bir kardeşiniz olarak tek amacım sizin doğru bir şekilde bilgilenmenizi sağlamak ve ekonomik olarak da çok deli gibi paralar harcamadan kendinizi mutlu edebilecek saçlara kavuşmanızı sağlamak olacak arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere saçlar inikken de saçlarınızı kaldırıp diktiğinizde bile artık 6,5-7 ay geçtiği zaman saç ekiminden bir yerlere gelmiş bulunuyorsunuz. Yani artık o kötü görüntülere bir şekilde son veriyorsunuz. Yani kuaföre gidip rahatça tıraşınız olabiliyorsunuz. Tabii ki bu saçlar 6,5 aydır üst kısımlarını hiç ellenmedi. 6,5 aydır hepsi bu kadar uzadı arkadaşlar. Gönül ister ki daha çok uzasın. Bakalım. Biz uzatacağız. Şöyle yani uzun zamandan sonra bu saç keyfini yakalamışken bırakmamamız lazım. Ekim sürecini yakından takip etmek ve yeni çıkan videolarımızdan haberdar olmak için alttaki beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.